ProDesser kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalımızda yeni oynatma listeleri nasıl oluşturuyoruz? Bunları herkese açık veya gizli nasıl yapıyoruz? Bilgisayarımızda ve cep telefonumuzda bu işlemi nasıl yapıyoruz? Oynatma listelerinin bizim kanalımıza etkisi nedir? Bunları beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Anlatıma geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlerin desteğine ihtiyacım var. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorumlar kısmına görüşlerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Oynatma listeleri YouTube aramalarında çıktığı gibi aynı zamanda bizim videomuzu izleyen birisinin bundan sonra da bu kanalda hangi videoları olduğunu görebilir. Bu videoların izlenmesi süreklilik sağlayabilir. Yeni bir oynatma listesi oluşturmak ve oynatma listelerini düzenlemek için şurada gördüğünüz YouTube Studio kısmından girebiliriz veyahut da kanalımızın simgesine tıkladıktan sonra yine burada açılan YouTube Studio kısmından girebiliriz. Şimdi YouTube Studio kısmına ben girdim. Oynatma listeleri burada. Yine buna ben faremin sol tuşuyla bir defa tıklıyorum. Benim kanalımın oynatma listelerinin tamamı burada. Şurada oynatma listeleri 23 diyor. 23 tane oynatma liste mevcutmuş. Yeni bir oynatma listesi nasıl hazırlıyoruz? Şurada gördüğünüz gibi yeni oynatma listesi diye bir seçeneğimiz var. Buna faremizin sol tuşuyla bir defa tıklıyoruz. Başlık soruyor. Deneme diyelim. Daha sonra şu hemen altında herkese açık, liste dışı, gizli diye seçeneklerimiz var. Biz herkese açık yapacaksak oluştur diyoruz. Şu anda oynatma listemiz bizim oluştu. Bu ekran geldi. Bunun sebebi şu. Şu anda içerisinde herhangi bir video yok. Burada gördüğünüz kalem simgesine şuna tıkladığımız zaman bu başlığı dilediğimiz zaman değiştirebiliriz. Yine açıklama kısmına da dilersek bu oynatma listesiyle ilgili bilgiler girebiliriz. Şimdi yine burada herkes açık diye bir seçenek var. Yanındaki ok işaretine tıkladığımız zaman liste dışı ve gizli diye yine burada da bize değiştirme imkanı sunuyor. Yine onun hemen altında bir tane paylaş butonu var. Paylaş dediğimiz zaman istediğimiz bölümlerde Facebook olsun, Twitter olsun, WhatsApp'ta falan var mı bilmiyorum. Burada gördüğünüz bölümlerde bunu paylaşabiliyorsunuz. Yine onun hemen yanında 3 nokta var. Buradan diyor ki video ekleyin. Şimdi buradan da ekleyebiliriz. Başka bir bölüm var, oradan da göstereceğim size. Buradan ekleyelim. Şöyle bir bakalım. Buradan bir video, YouTube videolarınız diyor veya URL varsa onu girersiniz diyor. YouTube videolarım benim. Hemen gösterecek. Mesela en son eklemiş olduğum videoyu buraya seçtikten sonra videoları ekle diyorum ve bunu oynatma listeme benim aldı. Şu anda listemde. Burada yine bu videoyu ben silmek istediğimde bakın şöyle üzerine geldiğimde şurada 3 tane ok üst üste çıktı. Yine buna tıkladıktan sonra buradan deneme listesinden kaldır diye de biliyorum. Ben bunu tekrardan buradan kaldırabilirim. Kaldır diyorum. Şu anda tekrardan kaldırdım. Başka nasıl bakabiliyoruz? Yine kanalımızın simgesine tıkladıktan sonra YouTube Studio diyoruz. Buradan videolara geliyoruz. Videolar diyelim ki ben bunu seçtim yine. Şöyle sağ tarafta aşağıya doğru indiğim zaman burada oynatma listeleri bölümünde ProShow Pro Düzer projeleri diye geçiyor. Ama ben bunu diyelim ki orayla beraber denemenin içine de almak istiyorum. Tıklıyorum hemen. Ben buna da tıkladığım zaman her ikisinde de gözükecek bu. Ama ben mesela buradan silinsin yani ProShow ProDüzer'den silinsin, denemeye geçsin dediğim zaman burada bitti diyorum ve kaydet diyorum. Şu anda benim bu düğün slaytım deneme oynatmasının içine geçti. Dolayısıyla burada da görüyorsunuz. YouTube kanalımızın oynatma listesini cep telefonumuzda nasıl düzenliyoruz? Onu beraberce görelim. Burada görmüş olduğunuz gibi uygulamayı cep telefonumuza indirdikten sonra parmağımla dokunuyorum. Daha sonra benim kanalımın olduğu bölüm geliyor. Buradan kanalımın simgesine tıklıyorum. Burada yine YouTube Studio bölümüne parmağımla dokunuyorum. Burada 3 tane çizgi var alt alta. Ona dokunuyorum. Burada
Oynatma listelerinin olduğu bölüme parmağımla dokunuyorum. Şimdi oynatma listelerimi burada görüyorsunuz. Ben burada hangi oynatma listemde düzenleme yapmak istiyorsam onu seçiyorum. Deneme daha önce oluşturmuştuk. Onu seçiyorum. Onu seçtikten sonra dikkat ederseniz videonun üzerinde kalem, paylaşım ve oynatma simgesi gözüktü. Şimdi kaleme ben tıklıyorum. Burada başlık deneme demiştik. Açıklama dilersek yazabiliriz. Oynatma listesi gizliliği herkese açık olarak işaretlenmiş. Şurada gördüğünüz ok işaretine, aşağı ok işaretine tıkladığım zaman diğer seçeneklerde çıkıyor. Buradan istediklerimizi liste dışı veya gizli olarak da ayarlayabiliriz. Şimdi en alt sırada da oynatma listesini sil diyor. Dilersek silebiliyormuş. İkinci bölümde paylaşma. Bu zaten hepiniz biliyorsunuz. Diğer platformlarda paylaşmak istediğimiz zaman burayı kullanıyoruz. Oynatma düğmesine geldiğimiz zaman da yine aslında benzer şeyler. Yine burada kalem aracıyla biraz önceki herkes açık bölümünü mesela gizli, liste dışı gibi seçenekler yapabiliriz. Tekrardan çıkıyorum. Yine buradan silebiliriz. Çöp kutusu var ve buradan yine paylaşabiliriz. Bu şekilde videolarımızın oynatma listesine alınmasını, bu listelerin düzenlenmesini yapıyoruz. Umarım faydası olmuştur. İyi günler.